Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. Koronavirüsün tabii ki salgın üzerinde böyle bir şey olunca ikisi arasında çok fazla bir benzerlik yok. Yani onun kadar büyük bir aslında salgın bekliyoruz diyemeyiz. Çünkü orada hiç kimsenin bir bağışıklığı olmayan bir virüsle karşılaşmıştık ve ilk defa insandan insana bulaşabilir hale gelmişti. Halbuki maymun çiçeği aslında daha eskiden beri bildiğimiz bir virüs ve aynı zamanda da çiçek aşısı olmuş olan kişileri de %85 gibi bir oranda koruyor. Yani toplumun aslında çiçek aşısının son 35 yıldır yapılmadığını düşünürsek toplumdaki gençler ve çocuklar biraz daha risk altında. Toplumun bütün hepsini kapsamıyor ve o yüzden de çok büyük bir aslında yayılım içinde bir koronavirüs kadar değil. Ama tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu bir DNA virüsü, halbuki koronavirüs bir RNA virüsüydü ve RNA virüsleri genellikle dış ortamda çok fazla canlı kalamazlar. Hemen inaktive olurlar, kendi kendilerine zaten yok olurlar. Ama DNA virüsleri ki maymun çiçeği de o özellikleri taşıyor. Bir objenin üzerinde ya da bir işte herhangi bir yerde kaldığında aylarca canlı kalabilir. O yüzden temizlik şart ama çok da çabuk inaktive olabiliyor. Yani bir suyla işte dezenfektanlarla da inaktive olabiliyor ama bıraktığınız yerde durabilir aylarca eğer temizlenmezse. Böyle bir riski var. Tabii ki dikkatli olmamız gereken bir durum. Çünkü bir kıtayı atlama durumu söz konusu. Yani Afrika'da lokal olarak görülen bir etkenken aslında oradaki iki koldan yani bir Orta Afrika bir de Batı Afrika kolu vardı. Yaygın. 2022'deki kol biraz daha aslında ılımlık oldu. Bu şimdi gelen yani İsveç'teki vaka birinci koldan yani Orta Afrika kolundan olduğu belirlenmiş. Onu bildirdiler Dünya Sağlık Örgütü. O açıdan biraz endişe verici. Yani biraz daha mortalitesi yüksek olan bir kol aslında bu. Ve biraz da bir de kıtayı atladığı için aslında problem. Ama dikkatli olmamız gerekecek. Önlemlerle ilerlememiz gerekecek. Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu dün gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını cevaplandırdı. Türkiye'de bir vaka yok dedi. Vatandaşlarımız rahat olsunlar dedi. Ama tabii herkes araştırıyor hocam. Artık gazetelerin manşetlerinde de görüyoruz. O nedenle şunu da merak ediyorum. Yani tıp dünyasından bazı isimler de aslında olgulara rastlandığını söylüyor. Şimdi çelişkili bir durum var, kafamız da karışık açıkçası. Ne yapmamız lazım? Vaka çıktığı zaman bunu zaten çok bariz bir şekilde fark edeceğiz. Herkes zaten şu anda bu şekilde yani muayenede vesaire görecektir. Çünkü hastalığın kendi zaten böyle gürültülü seyri olan bir hastalık. Atlanması zor, kolay değil yani atlanması çok zor. Yalnız bir işte zona geçirenler de bilir. Hani öyle bir karışabileceği bir takım hastalıklar da var. O yüzden iyi bir ayrım yapmak gerekiyor. Vaka şu an için biz de görmedik ama görebiliriz. Yani böyle bir olayla karşılaşmamız söz konusu olabilir. Burada iyi yönetmek önemli. İzolasyon şart, sağlık çalışanlarına çok kolaylıkla bulaşabilir. Yakın temasla, fiziksel temasla bulaşıyor. Örnek almak, hastayı muayene etmek gibi kısımlarda çok dikkat etmek ve belli kurallara uymak gerekiyor. Efendim özellikle hangi grubu, kimleri daha çok uyarmak istersiniz dikkatli olmaları konusunda? Yani yurt dışı seyahatler var, dışarıdan ülkemize tam da turizm mevsimi gelenler var. O konuda özellikle dikkatli olması gereken bir kesim var mı? Bir kere gençler önemli. Elinde işte cilt bütünlüğü bozulmuş olan bir takım lezyonları olanlar, egzaması vesairesi. Yani cilt bütünlüğünün bozulduğu kısımda bir başka kişiden fiziksel temasla bulaşabilir. Çünkü böyle bir giriş, böyle bir olanak bulursa. Gençler biraz daha risk altında. Gebelerin kendini koruması gerekir. Onun dışında çocuklar, bunlar tabii ki risk altındaki olan gruplar çünkü bağışıklıkları yok. Onun dışında aslında bir şekilde eğer böyle bir şekilde lezyon çıkıyorsa bunun hemen hastaneye başvurması ve bunun adının konması ve önlemlerin ona göre alınması gerekir. Çünkü aile ortamında kesinlikle yayılır eğer bir kişide varsa. Onları izole etmek gerekir. Ve ona göre bir şekilde ülkemizde de görüldüğü zaman da bir şekilde planlayarak gitmemiz gerekecek. Çünkü aslında kendi kendine de iyileşebilen bir virüs. Biraz iyi bir takip gerekiyor. Bu lezyonlar böyle kendisi açılarak iyileştiği için aynı zamanda üzerine bakteriyel enfeksiyonlar eklenebiliyor. Bir takım komplikasyonlara gidebiliyor. Bunların iyi yönetilmesi lazım. Temizlik tabii ki esas ama aynı zamanda gereken yerde gereken ilacın verilmesi gibi bir takım durumlar söz konusu olacaktır. Ama aslında çok da hani büyük oranda da kendi kendine iyileşecektir. Kendi kendine de iyileşebilir. Aslında tabii Dünya Sağlık Örgütü bir alarm durumu, yani uluslararası halk sağlığını etkileyen bir vakayla karşı karşıyayız deyince açıkçası herkese bir anda diken üstünde. Bir yandan da Covid-19'la karşılaştırıldığında hocam şimdi orada ciddi bir pandemi yaşadık. 2-3 yıl ciddi anlamda izole olduk. Sizce dünya şu anda bütün bu yaşananlara baktığımızda maymun çiçeği ile ilgili olarak Mpox olarak biliniyor. Bir pandeminin eşiğinde miyiz? Burada Dünya Sağlık Örgütü'nün böyle önemli bir acil durum ilan etmesindeki temel nedenlerden bir tanesi bu 2022'de dolaşan daha ılımlı olan kol değil de 1B kolundan bir kolun gitmesi aslında. Yani hem kıtayı atlaması hem de daha aslında problemli olan bir kolun sıçramasından dolayı diye düşünüyorum. Ve burada bir potansiyelin varlığını bilmek aslında her zaman için olayın ne olduğunu bilirsek ona göre gitmek çok daha kolay olacaktır. Buradaki aslında önümüze çıkacak olan problemleri bu şekilde çözebiliriz. Bir koronavirüs gibi olacağını düşünmüyorum eğer gerekli önlemleri alırsak. Çünkü dediğim gibi belli bir grupta zaten bağışıklık var. Ve iyi bir de çok böyle solunum yoluyla bulaşması çok az bir olasılık. Ancak eğer bir kişinin ağzında da lezyonlar varsa ve onunla karşı karşıya kalınırsa vesaire gibi hani sağlık çalışanlarını belki biraz daha ilgilendiren bir risk olabilir. Ama o kadar kolay bulaşmıyor ve izolasyonda bu çözülebilir gibi duruyor. O kadar büyük bir olayın beklediğini düşünmüyorum. Ama çok dikkatli olunmazsa olay tabii ki yani ismi konmazsa, hasta izole edilmezse yayılabilir. Bu potansiyeli var. Ve temizliğin de burada çok daha önemli bir yere geliyor. Koronavirüste ilk başta hatırlarsınız çok fazla el yıkama vesaire vardı. Bu öyle değil. Buradaki objeleri de yani bir temizlemekte, hatta düz suyla bile temizlemekte, yani sıcak bir suyla bile yeterlidir. Ama temizlenmezse de orada virüs aylarca durur. Her zaman olduğu gibi dikkat etmek lazım. Yani hem hijyen kurallarına hem de bağışıklık sistemine. Peki hocam ne zaman şüphe etmek lazım? Yani ne zaman doktora başvurmak lazım ya da ne zaman işte bu hastalıkla ilgili ciddiye almak lazım? Hangi belirtiler sizce önemli? Bunun olmazsa olmaz olan belirtilerinden bir tanesi zaten başta kısa bir ateş oluyor ve ondan sonra da bu önce kırmızı lekeler şeklinde başlıyor küçük küçük. Sonra kırmızı lekeler, makül dediğimiz döküntüler içinde hafif sıvıların biriktiği bir hale geçiyor. İşte palpe edilebilen, palpable hale geliyor. Elle dokunduğunuz hafif yüksek bir duruma geçiyor ve daha sonra da İçinde isterse şeffaf, isterse biraz daha böyle cerahatimsi bir sıvı biriktiriyor. Ve bunlar bütün vücutta, özellikle yüzde, elde, ayaklarda bol miktarda olabiliyorlar. Tek tük başlayıp ama aynı evreden giderek ilerliyorlar. Sonrasında da o lezyonlar açılarak iyileşiyor. Sanki bir sivilcenin kabuğu gibi kabuklanarak iyileşiyor. Ama bütün bu dönem, yani o içindeki sıvının olduğu dönemden itibaren içinde bol miktarda virüs barındırıyor. Ama kişinin en başta olacağı şey, yani klasik bir viral enfeksiyondaki gibi halsizlik, kas ağrısı vesaire olabilir ama ateşten öte döküntüler burada çok ana durum ve onlar ortaya çıkmaya başladığında da kişi bunları kaşımadan, kirletmeden, patlatmadan bir şekilde hastaneye başvurmasında fayda